Boa noite a todos. Nosso objetivo foi atingido, que era ganhar, voltar a meter pressão no nosso rival que está à nossa frente. Essa pressão só podia ser possível ganhando hoje o jogo aqui. Mais uma vez com uma equipa cheia de saúde, cheia de crença, cheia de alma, que acredita até o último segundo que pode ganhar. E isso foi com que fez que a equipa hoje, mais uma vez, somasse os 3 pontos. Parabéns para os jogadores. Fico feliz e orgulhoso de ser treinador destes jogadores. Por eles é que ainda estou aqui. Agradecer aos fãs, aos adeptos, também ajudaram a equipa a mudar o resultado, a gritarem sempre pela equipa até ao fim. E pronto, e agora a preparar, a recuperar rapidamente para o próximo jogo, porque ainda faltam 6 finais, mais 2 ou 3 jogos, nós acreditamos que seja 3 jogos da Copa do Brasil, são 9 jogos, e portanto há que estar concentrado, há que descansar destes 2 jogos que foi emocionalmente deixam marcas, mas deixam também marcas positivas. E vamos nos preparar para o próximo jogo. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü hedefimize ulaştık. Hedefimiz galip gelmek ve önümüzdeki rakibimizin üzerinde biraz baskı oluşturmaktı. Bu nasıl mümkün olacaktı? Galip gelerek, bir kez daha geriden gelerek bir maçı çevirdik. Takımım sonuna kadar inandı, ruhunu koydu sahaya, sonuna kadar inandı ve bir kez daha geriden gelerek 3 puan aldık. Tebrik ediyorum takımımı, oyuncularımı. Çok mutluyum ve gururluyum onların teknik direktörü olmaktan dolayı. Onlar için buradayım. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün bu sonucu değiştirmemizde bize yardımcı oldular. Sonuna kadar takımı desteklediler. Hiç susmadılar, hep bağırdılar takım için. Şimdi yapmamız gereken şey bir sonraki maça kadar olabildiğince iyi şekilde toparlanmak. Önümüzde 6 tane final maçı var ligde. Kupada da 2, belki de 3 maç oynayacağız. Biz inanıyoruz ki 3 maç oynayacağız Türkiye Kupası'nda da. Yapmamız gereken şey konsantre bir şekilde işimizi yapmaya devam etmek ve dinlenmek. Çünkü son 2 maç duygusal anlamda bizde iz bıraktı. Tabii ki pozitif izler de bıraktı. Şimdi yapmamız gereken şey bir sonraki maça hazırlanmak. Hakemin bugünkü performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Başakşehir oyuncuları çok fazla faul yapıyorlardı. Bu da zaten çok fazla sarı kart görmelerine sebep oldu. Ki bu kadar fazla sarı kart görürseniz muhakkak kırmızı kartla dönüşmesi de mümkün olacaktır. Bence hakem bugün maç içerisindeki pozisyonları iyi gördü. Tek katılmadığım bir konu vardı. O da uzatma. 6 dakika uzatma verdi. Bana göre minimum 12 dakika yani 2 katı olması gerekiyordu. Özellikle Başakşehir kalecisi çok fazla vakit geçirdi. Yerde yattığı anlar vardı. Futbol artık böyle oynanmıyor. Artık bazı kaleciler maç içerisinde neredeyse 20 dakikayı vakit geçirerek öldürmeye çalışıyorlar. Modern futbolda bu yok. Gelişmiş ülkelerde, gelişmiş futbol olan ülkelerde bu yok. Ben Arabistan'da çalışmıştım. Orada bu tarz şeyler görüyordum. Maalesef Türkiye'de de var ama bence kalecilerin kendi kapasitelerini göstermeleri gerekiyor. Kazanan bir mentaliteye sahip olmaları gerekiyor ve kurtarış yapmaları gerekiyor. Bu şekilde vakit geçirmemeleri gerekiyor. Çünkü büyük liglerde artık bu yok. Başka ülkelerde, bazı ülkelerde evet var ama gelişmiş futbol ülkelerinde yok. İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de, Fransa'da bu tarz şeyler göremezsiniz gelişmiş futbol ülkelerinde. Onun dışında bence hakem iyiydi. Ayrıca 4. hakemi de tebrik etmek istiyorum. Çünkü 4. hakemlerin zaman zaman hocaların adrenalini anlaması ve iyi yönetmesi gerekiyor bunu. Biz de tabii ki hakemlerin kararları üzerinde değil, kendi takımımıza kızdığımız zaman sağ kenarında adrenalimizin yükseldiği anlar olabiliyor. O anları da iyi idare ettiğini düşünüyorum. Türk futbolunda anlamadığım şeylere gelecek olursak daha önce belirtmiştim. Tekrar konuşmak istemiyorum. Sportif gerçekliği yok dediğim zaman aslında hakemleri kastetmemiştim. Sadece oynanmamış maçların kazanılmasından bahsetmiştim. Evet bu durum Buradan bizim de oynamadığımız maçlara 3 puan veriliyor ama ben bunu kastetmiştim. Bu konu hakkında da daha fazla konuşmak istemiyorum. Veya 17 yaşındayken ilk kez A takıma çıkmıştı ben Sporting'deyken ama onun özellikleri hızı ve top taşıması. Arda'nın özellikleri farklı. Ben ikisi farklı özelliklerde oyuncu olduğunu düşündüğüm için kıyaslanamaz dedim. Bunu göreceğiz, kendisi üzerine koyarak gelişimini devam ettiriyor ama burada Şampiyonlar Ligi'nde oynaması zor çünkü şampiyon takım 3 eleme oynayarak gitmesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde olması için önce lig değiştirmesi gerekecek. Bu bir gösterge aslında. 7. defa bu sezon geriden gelerek galip geldik. Ben bu takıma çok inanıyorum çünkü bu takım terinin son damlasına kadar savaşıyor. Bu özgüvenli bir takım. Bu tarz galibiyetler evet takım içerisindeki inancı arttırıyor, özgüveni arttırıyor ama her zaman da böyle olmaması gerekir. Bazı maçlarda olabilir. Maça iyi başlayamazsınız, ilk golü yersiniz. Şimdiye kadar başımıza gelen bu problemleri çözmeyi bildik, skoru değiştirmeyi bildik ama bir yandan da evet bize özgüven verdiği garanti ama bir yandan da bu durumu analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü her zaman bununla baş edemezsiniz. Altay'ın yaşamış olduğu sakatlık sonrası İrfancan oynamaya başladı ama onun oynadığı maçlarda rakipler kalemize neredeyse hiç gelemedi, pek fazla gelemedi. Kendisinin kalitesini göstermesini gerektirecek kadar. Bugün bir gol yedi ama o golü de biz kendi kendimize yarattık. Kendi hatamızdan gelen bir goldü. Bir tane de rakibin direğe çarpan topu vardı ama belirtmiş olduğum gibi kendi kalitesini gösterecek çok bir pozisyon görmedi. Altay'ın sakatlığı sonrası biz ona güveniyoruz. Güvendiğimiz için burada zaten. Bu şekilde devam edecek başına bir şey gelmezse. Hem 1. sıradaki takımın hem 2. sıradaki takımın üzerinde baskı olur. Bu normal ama ben tercihen 1. sırada olup o baskıyı hissetmeyi tercih ederim. Çünkü buna alışkınım. Evet bazı sezonlarda geriden geldim. Bazen şampiyon olmayı başarabildim, bazen başaramadım geçmişte. Ama ben her zaman 1. sırada olup o baskıyı hissetmeyi tercih ederim 2. sıradakinin yaşadığı baskıya kıyasla. Çünkü 1. olduğunuz zaman kazandığınızda rakipler üzerinde baskı oluşturursunuz ki bu da beni memnun eder. Oyuncularda biraz stres var mı? Vocês os jogadores, alguns jogadores estão estressados. Fenerbahçe. Jogadores do Tenenbach sentem pressão. Normal. Normal sentirem pressão. Os jogadores do Fenerbahçe têm que sentir pressão. Os jogadores do Galatasaray têm que sentir pressão. Todas as equipas que jogam para ganhar títulos têm que ter pressão, que é isso. Senão não podem jogar. Não podem jogar nem no Barcelona, nem no Real Madrid, nem no Fenerbahçe, nem no Galatasaray, porque isso é que é a vida deles. A deles e do treinador, a minha igual. Que é isso. Bu çok normal. Her takım üzerinde çok fazla baskı vardır. Baskı hissetmelerini normal karşılıyorum. Galatasaray'da da baskı vardır. Şampiyon oynayan her takımda baskı vardır. Her oyuncu bu baskıyı hisseder. Yoksa zaten Barcelona, Real Madrid, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlarda oynayamazsınız. Bu baskının olması normal ki bu baskı sadece oyuncuların üzerinde değil, teknik direktör olarak bizlerin de üzerinde var. Não quiser ter pressão, vai jogar para o cara no grupo. Se não quiser ter pressão, vai jogar nessa equipa no Moranha, como se chama a equipa, ajuda? No Moranha, nessa equipa, daí não tem pressão. Yani baskı altında oynamak istemiyorsanız Karagümrük, Ümraniyespor gibi takımlarda oynayabilirsiniz.